yapamam. Yapamazsın. Çünkü beni sevmediğini söyleyemezsin. Ama seni seviyorum da diyemem. Anlıyor musun Selim? Olmaz artık. Tekrar elini tutamam. Tekrar parçalanamam. Sana bir daha inanırsam ve yanılırsam. Sen hiç yanılmadın. Yanılmayacaksın, tamam mı? Seni çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. Zeynep. Hani düzenli bir iş arıyordun sen? Bulana kadar boş durmayayım dedim. İyi ya, hadi bakalım. Az bekle, çocuklar kolleri yüklesin, çıkarsın birazdan. Zeynep evet demedi yani. Evet. Hayır mı dedi? Hayır. Abi kusura bakma, ben anlamadım. Ne dedi bu kız ya? Söyleyin o tombiye sussun demiş. Ay anlamıyor musun ya, kızın kafası karışık. Ne gibi? Şöyle ki tombikçi. Kız seviyor ama emin olamıyor. Yani bir şans vermek istiyor ama arkadaşımıza güvenmiyor. Gökçe doğru söylüyor. Zeynep bana güvenmiyor arkadaşlar. Ya aslında tam olarak güven meselesi de değil bu. Yani ne bileyim, korkuyor. Tekrar kırılmaktan korkuyor belki de. Vay anasını arkadaş ya. Allah Allah, Allah Allah. Gökçen'e bakın siz hele. Bildiğin aşk doktoru kesildi. Bunun aşkla alakası yok Tomix. İnsan psikolojisiyle alakası var. Sen nereden biliyorsun acaba bu psikolojileri? Sorabilir miyim acaba? Kendinden. Neyse arkadaşlar. Ya ben Zeynep'i çok seviyorum. Onu tekrar kaybetmeyi göze alamam. O zaman plan belli. Mecbur. Kaçıracağız kızı. Yavaş. O dediğini de yaparız gerek. Ama benim aklımda başka bir şeyler var. Ben geldim. Hoş geldin. Bugün erkencisi. Oh, öyle oldu valla. Sen ne yaptın? Okulu kırmadın değil mi? Ay yok, aşk olsun anne, olur mu öyle şey? Aman kızım, Esra'dan hiç ümidim yok. Ne varsa sende var. Allah korusun. Sen de bir yanlış yaparsan. Hayırdır anne? Bir şey mi oldu? Babana üzülüyorum. Adamı hasta haliyle kaldırdık getirdik buralara. Aman kızım, sen de üniversiteyi bir an önce bitir de adamın çektiği çilelere değsin. Üzme kendini. Bak her şey çok güzel olacak. İnan bana, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Bana bak dayı, kaybolmazsın değil mi? Yo yo, merak etmeyin. Dayı, şu parayı al. Anlaştığımız gibi. Daha teslimatı yapmadım. Ne parası bu? Benim işim var. Sen döndüğünde burada olmam. Sonraya kalmasın. Madem öyle, sağ olun o zaman. Eyvallah. Ne diyorsun bunun için? İşimize yarar bu herif. Arayı iyi tutun. Merak etme abi. Biz veririz ayarını.
45-30 merkez, 45-30 merkez. Merkez dinlemede. 94 model brandalı kırmızı kamyonet. Plakası 07 Van Giresun 5622. Gümrani'den Çeviroğlu istikametine gidiyor. Araç yüklü, takip alın. Anlaşıldı. Anladınız mı? Ne diyorsunuz bu fikre? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Olur bu. Güzel. Sen ne diyorsun cadı? Ben seninle her türlü varım biliyorsun. Müthişsiniz. O zaman ben kaçıyorum. Hadi. Hadi. Efendim. Buyurun Beşir Bey. Evet, evet. Malları indirdim. Yok. Yok, bir aksilik olmadı. Tamam, ararsınız. İyi günler. Allah Allah. Yine yok bu kız. Bir kere de bekletmesi olmaz. Geç kaldım ya, of geç kaldım. Senden mi panikmişsin be kızım? Of, sakın dersen önde durma. Şurada bir yerde indir beni, yürürüm ben. Bakıyorum da bayağı tecrübelisin bu kaçma kovalama işlerinde. Ya bir sus arkadaşım, ne olur sus. Al, geldik işte. Dur dur çabuk. Eyvah, babam çoktan gelmiş. Esra'yı gördünüz mü? Esra dediğiniz Esra Gören mi? Hı hı. Ha, Aysun'u gördüm sabah ama. Aysun? Neyse, nerede şimdi Esra? Kızım, biliyor musun? Çıkıyorlar. İşte geldim. Neredesin kızım? Bekliyorum burada. Beklerken hocalara takıldığım yerleri sordum. Uzadı. Saçın niye ıslak senin? Şey baba, çok sıcaktı. Ben de ıslattım, ferahladım. İyi iyi, tamam. Hadi yürü. Burada mısın? Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk. Kerem. Ne yapıyorsun? Kerem ne yapar? Anca ders çalışır. Biraz vaktin var mı? Hayır desem bir şey fark edecek mi? İkimiz de biliyoruz ne konuşacağını. Kerem, bak bu hisse misse meselesi gerçekten dert olmaya başladı başımıza. Öyle mi diyorsun? Babamdan başka dert edinen yok ama. Aynen öyle. Ne yaptı o gün öyle eniştem? Coşturdu yine. Bak, benim maksadım asla öyle demek değildi. Öyle demek derken sadaka vermekten bahsediyorsun. Kerem yapma böyle. Eğer böyle algıladıysan gerçekten çok üzülürüm. Bak, gel bu hissemizse ne varsa al üzerine olsun bitsin bu iş, olur mu? Sen iki Yahudi'nin hikayesini biliyor musun kuzen? Yok. (Gülüyor)
Adamın komşusuna borcu varmış. Borcun günü gelmiş ama ödeyemiyor adam. Geceleri yatakta dönüp duruyormuş. Ne yapsam ne etsem diye. En sonunda çalmış kapısını komşunun. Komşu demiş, ben borcumu ödeyemiyorum. Benim uykum kaçacağını, senin uykun kaçsın. Oğlum yapma böyle ya. Ben öyle mi dedim? Asıl sen yapma Selim. Kerem, bak ben sorumluluklarımdan vazgeçmek için yapmıyorum bunu. Anladın mı? Gerçekten bu şirket, hisseler senden ya da eniştemden daha değerli değil benim için. Tadımız kaçmasın yani. Tek isteğim bu. Boş ver. Tadımız kaçtı zaten. Sen öyle diyorsan. Ya Kerem. Neyse boş ver. Sen dersine çalış.